Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Sesim geliyor mu bu arada? Hı Merhabalar hı. hepinize. Şu an sesim geliyor mu? Evet hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Güzel. Ee, burada e, bugün e, bizim e, şöyle bir e, programımız var bugün aslında e, uzaya ilk adımlar diye bir programımız var. Hepiniz hoş geldiniz. E, küçük bir e, Belki bir değişiklik olur. Bizim bu bugünkü bir konuğumuz vardı Emine Hocam. Yalnız şu an Emine Hocanın annesi biraz rahatsız. O nedenle önümüzdeki zaman içerisinde duruma göre, eğer ki durum biraz iyi bize eşlik edebilir. Ama bu sağlık sorunu bu. Bizim için önemli olan annesinin iyi olması. Umarım bir an önce iyileşir. Buradan da geçmiş olsun. Dileklerimi gönderiyorum. Bugün uzaya ilk adımlarla başlayacağız. Aslında bugün 12 Nisan, yani Yuri Gagarin'in uzaya ilk çıkışının yıl dönümü. 1961 yılında, 12 Nisan 1961 yılında ilk defa bir insan uzaya gönderildi. İlk defa bir insan uzaya gönderilip Dünya'nın etrafında dönüp Tekrardan Dünya'ya geri döndü. E, bu kişi e, Rus kozmonot Yuri Gagarin. E, ondan bahsedeceğiz ama ondan bahsederken sadece ondan bahsetmeyeceğiz. Biraz ilklerden bahsedeceğiz. Yani uzaya gönderilen ilk adımlar dedik. Ondan dolayı ilklerden bahsedeceğiz. E, bu arada e, ilk önce biz e, bir Yuri Gagarin ile başlayalım. E, sonra e, kimler uzaya göndermiş? İlk gönderilen kimlermiş? Onlar üzerine e, biraz konuşalım. Sizlerin soruları varsa e, soru sorabilirsiniz aynı zamanda. E, Yuri Gagarin, 12 Nisan 1961 yılında e, uzaya çıkarak e, dünyayı uzaydan gören ilk insandır. Aynı zamanda e, 1940'lı yıllar itibariyle bir uzay yarışı, yarışıkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir uzay yarışı e, ortaya çıktı e, bu uzay yarışında iki tane ülke vardı bu iki tane ülke biri Sovyet Rusya'ydı e, parçalanmamış olan Rusya e, bir de e, Amerika Birleşik Devletleriydi e, bu süre zarfında e, Rusya ve Sovyet Rusya ve Amerika'nın arasında bir bir e, Uzay yarışı, uzay savaşı demiyoruz. Biraz biraz daha savaştan değil de biraz daha yarıştan yanayız. E, uzay yarışı başladı. E, bu süre zarfında e, biraz ilklerden bahsedeceğiz. E, bu ilk uzaya insan gönderen ülke e, Sovyet Rusya. E, i̇lk defa uzaya bir insan gönderiyor. E, bu da Yuri Gagarin. E, Yuri Gagarin kim peki? Biraz ondan bahsedelim. Yuri Gagarin'i tanıyalım. E, Yuri Gagarin 9 Mart 1934 yılında dünyaya gelmiş. Aynı zamanda anne ve babası bir çiftçi olan bir aileden geliyor. 4 çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu. Aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı'ndan dolayı iki büyük ailesi İkinci Dünya Savaşı'na katılmış ve savaş etkisinde kalan bir ailenin üçüncü çocuğu olarak söyleyebilirim biraz daha Yuri Gagarin'i tanımaya çalıştığımızda e, Yuri'yi anlatan hocaları Yuri'nin biraz zek yani bayağı bir zeki bir öğrenci olduğunu e, dile getiriyor. E, Yuri Gagarin biz e, hepimiz e, bazen öğretmenlerimizin etkisinde kalabiliyoruz. E, birçoğumuz e, öğretmenlerimizin yönlendirmesiyle veya e, öğretmenimizin bakışı altında bir hayat veya bir hedef sunabiliyoruz. E, Yuri Gagarin'de en çok etkileyen matematik öğretmeni olmuş. Matematik öğretmeni e, e, Kızıl Ordu hava e, kuvvetlerine katılıyor e, ve orada e, oradaki hava kuvvetlerinde uçuyor. Bunun, e, hem matematik öğretmeni seven Yuri Gagarin aynı zamanda e, bir e, uçuşa yönlenmesi e, Yuri Gagarin de önü ilerleyen zamanda e, uçuşa merak sarması aynı zamanda hava harp okulu e, yazılmasıyla e, devam eden bir süreç. E, Yuri Gagarin kendisi bir e, asker e, ve e, bu uzay yarışında e, Sovyet Rusya bir ilan çıkartıyor. E, i̇lk önce gönderilen bu e, kozmonotlar askeriyeden gönderilecek ve bu bunlar hava pilotları olacak e, 20 tane <laughs> kozmonot seçiliyor 20 tane kozmonot var bu yarışta e, ve e, bu yarışta e, gerek e, astronomi eğitimlerinde gerek e, başarılarından sonda iki tane iki kişi kalıyor e, İki kişi uzaya ilk gönderilecek Astronot adayı olarak kalıyor. Ee, bir tanesi e, German Titov, ikincisi Yuri Gagarin. Bu ikisi arasında e, bir tercih yapmanız gerekiyor. Ama ikisi de çok başarılı, İkisi de bütün testleri geçmiş e, ve e, ikisi arasındaki e, belirleyici şey ne olmuş biliyor musunuz? Var mı e, belirten e, şu etken olmuştur diye. Fikrini paylaşmak isteyen varsa e, yorum olarak yazabilir. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. E, Yuri Gagarin ile e, Titov arasındaki büyük fark e, German Titov soğukkanlı bir, biri. E, biraz sert görünümlü biri. E, ama Yuri Gagarin e, güler yüzlü, cana yakın olması nedeniyle ikili yarışta German Titovu geride bırakarak ele, e, uzaya gidecek ilk astronot unvanını ele alıyor. E, 1961 yılı Nisan ayında 12 Nisan'da e, ilk defa e, bir insan uzaya gönderiliyor. E, o günkü Türkiye'nin gazetelerinde e, Ruslar uzaya adam attı e, veya e, Ruslar uzaya insan gönderdi diye başlıklar atmışlardı. Ee, ve 12 Nisan 1961 yılında Yuri Gagarin ilk defa uzaya gönderildi. Ee, Voskhok bir uzay aracıyla uzaya gönderildi. Ee, Gagarin e, dünya çapında dünyaya geri geldikten sonra dünya çapında ün kazanmaya başlıyor ve aynı zamanda birçok ülkeleri gezmeye popüler bir e, insan haline gelme, gelmeye başlıyor. E, bundan sonraki süreçte de 1962 yıllarda kozmonot yetiştirme programında eğitmen olarak başlıyor. Yuri Gagarin 1962 yılında kozmonot yetiştirme programına geçiyor. Daha sonrasında 27 Mart 1968 tarihinde bir deneme sürüş esnasında bir eğitim uçağıyla Hayatını kaybediyor. Uzaya gidip geliyor, ama bir deneme uçuşu esnasında hayatını kaybeden bir kozmonottan bahsediyoruz. Yuri Gagarin, kısaca bu şekilde bahsettik. Yuri Gagarin'in e, dünyaya geldikten sonra e, bir e, başarı madalyası. E, aynı zamanda e, Yuri Gagarin uzaydayken rütbesi artan bir e, asker. E, nasıl olsa gitti. Bir daha geri gelmeyecek diye. E, daha uzaydayken e, Yuri Gagarin rütbesi artıyor ki e, insan e, dünyaya eğer ki ona bir şey olursa e, en azından ailesi onun maaşından faydalansın diye rütbesi artıyor. Daha uzaydayken rütbesi atıyor. Yuri Gagarin uzaya çıkıp dünyanın etrafında bir tur atıp geri geliyor. Bu süre 1 saat 48 dakika yani 108 dakika olarak söyleyebiliriz. Aynı şekilde Yuri Gagarin ile ilgili başka söyleyecek bir 27 vaat 1968 yani 34 yaşındayken bir deneme uçuşu esnasında hayatını kaybediyor. Bugün 12 Nisan normalde şu an ülkenin daha doğrusu dünyanın birçok yerinde ilk defa bir uzay uzaya insan gitmesi adına yüreğin nice etkinlikleri düzenlenir. Bunun üzerine uzay yarışı ile ilgili, uzay çalışmaları ile ilgili birçok eğitimler veriliyor. Bizler de şu sürekli yapıyorduk. Bugün karantinadayız. E, ve online e, eğitimler yapıyoruz. E, bizler de bu süre zarfında e, online olarak elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da e, konulardan uzak kalmıyoruz. Biraz daha e, gelen süre zarfını kullanarak devam ediyoruz. E, Yuri Gagarin'i geride bıraktık. E, bu arada e, yazılımla ilgili gelen bir soru var. E, o zamanki teknoloji hangi yazılım dilini kullanıyordu? Yazılım bazında e, o bilgiye vakıf değilim. E, o nedenle hani bir e, bilgi sunma gibi şansım yok. E, keşke olsaydı. Yazılım konusunda ben de çok e, sıkıntılar yaşıyorum. E, ama e, yazılım bazında o kadar vakıf değilim. E, o dönemki hangi e, yazılım kullandı onu da tam olarak bilmiyorum. E, bu arada ilk insan gönderiliyor ama e, ilk insan gönderilmeden önce neler gönderiliyor? Mesela e, 1947 yılında e, ilk defa e, bir sinek gönderiliyor. E, bu meyve sinekleri var. E, i̇lk defa sinekler gönderiliyor uzaya e, ve e, 109 kilometreye kadar yükseliyor. 100 kilometre olarak belirlenen uzay sınırının aşıyor, ölmeden yere dönüyor bu. E, sinekler. İlk defa 1947 yılında. Peki sadece sinekler mi gönderildi? Tabii ki hayır. Bu 1947 yılındaydı. 1949 yılında uzaya ilk defa bir maymun gönderiliyor. Albert e, isimli bir Hint e, şebeyi olarak söyleniyor. E, bu da e, 1949 yılında gönderiliyor. E, ve E, maalesef e, dünyaya gelirken paraşütü açılamayan e, yani sağ bir şekilde dünyaya geri dönememiş bir maymundan bahsediyoruz. E, biraz daha 49'dan biraz daha ileriye gittiğimizde e, 1957 e, yılında uzaya ilk defa köpek gönderiliyor mesela e, Laika isimli köpek ve aynı zamanda e, bu dünya etrafında bir turunu atıp geri geliyor. Dünyaya 1958 dikkat ederseniz e, Yuri Gagarin 1961 yılında uzaya çıkmıştı Biz hala e, 1947'de ilk defa canlılar uzaya gönderilmişti 49'da 57'de şu an 58'e baktığımızda e, bir sincap gönderiliyor uzaya mesela 1958 yılında e, ve e, bu sincap e, uzaya gidiyor. E, ve e, uzaya giden hayvanlar arasında yerini e, alan e, bir diğer e, hayvanımız. O da bir sincap. E, Gordo adında bir sincap. E, 1959 yılında e, bu arada biraz önce bahsettim. E, evet. E, maymun e, paraşütü açılmadan ölmüştü. 1959 yılında ise ilk defa uzaya gidip sağ salim dönen ikinci bir maymundan bahsediyoruz. Baker isimli bir maymun 1959 yılında uzaya gönderiliyor ve tekrardan dünyaya sağ salim bir şekilde geliyor. İki ayrı, iki ayrı köpek 1959 yılında Sovyetler tarafından ilk defa gönderiliyor ve dünya etrafında bir yörüngede dolanıp sağ salim yere dönen ilk köpekler oluyor bu arada biraz önce düzelteyim biraz önce Laika'nın sağlam sağ salim döndüğünü söylemiştim onu düzelteyim aslında 1959'daki Sovyetlerin gönderdiği köpekler e Belka ve Strelka adlı iki köpek gönderiliyor. bunlar sağ salim dönüyor. Laika e sağlam bir şekilde dönmüyor. 1961 yılında uzaya ilk defa kobay domuz gönderiliyor mesela. ve bunlar da sağ salim dünyaya geri geliyor. daha yeni 1961'e geldik. bundan öncesinde e 7 deneme yapılmış. E Sinekler gönderilmiş, maymunlar gönderilmiş, köpekler gönderilmiş, domuzlar gönderilmiş. E sonrasında yeni yeni insan gönderiliyor. E ve aynı zamanda insanlar gönderildikten sonra da e bu hayvanlar tekrardan gönderilmiş. E mesela hemen bir e Normalde dünyada uzaya çıkmak için e, astronot eğitimi alan maymun e, şempanze'den bahsedebiliriz mesela mesela şempanze ham e, bu da e, 1961 yılında e, NASA tarafından gönderiliyor ve dünyaya geri geliyor aynı şekilde gönderilmeden astronot eğitimi alarak gidiyor. Yuri Gagarin gönderildikten sonra 1961 yılında ilk defa e, uzaya bir kedi gönderiliyor. Felix isimli kedi uzaya gönderiliyor ve Felix isimli kedi sağ salim yere ulaşıyor. Fransız hükümeti kedisini Paris sokaklarında dolaşırken yakalayıp Cezayir'deki fırlatma merkezine göndermiş. Yani aniden göndermiş. Öncesinde bir eğitim veya bir şeye maruz kalmamış. Direkt e, alıp e, sokakta bulduğu bir kedi direkt göndermiş e, 1961 yılında e, bununla beraber sonrasında köpekler gönderiliyor 1966 1974 yılları arasında e, uzaya ilk defa örümcek gönderiliyor 1973 yılında ilk defa örümcek gönderiliyor e, ve e, uzayda Arabella ve Anita isimli iki örümcek gönderiliyor uzaya sadece örümcek dedi de göndermiyor kaplumbağa gönderilmiş mesela 1975 yılında ve 90 buçuk gün uzayda kalıyor bu kaplumbağa şu ana kadar uzayda en fazla kalan kurbağa olarak, şey kaplumbağa olarak söyleyebiliriz. 90 büyük gün, yani 90 gün uzayda kalmış bu kaplumbağa. Ama ilk gönderilen kaplumbağa değil, ilk gönderilen kaplumbağa 1968 yılında Sovyet Rusya tarafından gönderilmiş. Bu ikincisi aynı zamanda uzayda en fazla hayatta kalan hayvan olarak da söyleyebiliriz. Bununla beraber e, uzaya hamam böcekleri gönderilmiş mesela. E, ne zaman gönderilmiş? 33 tane e, Ruslar tarafından 33 tane e, hamam böceği yavrusu gönderilmiş ve e, uzayda bunların yaşayıp yaşamayacağı, uzay ortamında nasıl tepki vereceğini gö öne gö e, sürmüşler. E, bununla beraber mesela nasıl e, biz 70'lerden 60'lardan bahsediyoruz ama 2006 yılında binlerce solucan bildiğimiz normal solucanı uzaya gönderiyor ve uzayda yaşayıp yaşayamayacağını uzayda üreyebileceklerini araştırıyor bundan sonra mesela ne gönderiliyor mesela 2007 yılında Avrupa Uzay Ajansı tarafından su ayıları gönderiliyor su ayıları e, ilk defa hiçbir şey, hiçbir e, donanım e, olmadan uzay ortamına bakılıyor ve bu uzay e, ayıları 10 e, gün boyunca e, hiçbir e, kılıf, hiç herhangi bir uzay e, kalkanı olmadan uzay ortamında yaşayabiliyor. Aynı şekilde. Bu uzay yarışını ilk başlatan Rusya, Sovyet Rusya ve Amerika. Sonrasında diğer ülkeler dahil oluyor. Sonrasında Çin dahil oluyor, Japonya dahil oluyor, Hindistan dahil oluyor. Avrupa Uzay Ajansı yani birçok ülkeden oluşan bir birlik dahil oluyor. Ve bununla beraber birçok ülke dahil oluyor. Ama uzay yarışını başlatan iki ülke var. Bir tanesi Sovyet Rusya. O zaman dağılmamış. Rusya'dan bahsediyoruz. E, diğeri ise e, Amerika Birleşik Devletleri. Sonrasında diğer ülkeler dahili oluyor. E, ben e, Yuri Gagarin'den sonra uzaya çıkarılan hayvanlardan bahsettik. E, ne tür hayvanlar gönderilmiş? E, en son su ayılarından bahsederken e, geçen sene e, aya gönderilen uydunun içerisine su ayıları konuldu. Ee, İsrail'in gönderdiği uydunun içerisine e, ayda bu su ayı, ayıları ne kadar yaşar diye e, onlar gönderildi mesela. Ama şu an onların yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. E, niye bilmiyoruz? Çünkü e, uydu daha e, aya inmeden yere çakıldı e, ve patladı. Yani şu an ayda su ayıları olabilir. Şu an orada yaşamaya çalışıyor olabilir. Ama o patlama esnasında da ölmüş de olabilirler. En son geçen sene sonlarında İsrail göndermişti. İlk uzaya gönderilen insan Yuri Gagarin ama ilk uzaya gönderilen bir sürü canlılar var. Peki bu uzaya ilk gönderilen Yuri Gagarin'i biliyoruz. Uzaya ilk giden kadını biliyor muyuz? Uzaya giden ilk kadın Valentina Tasharova. O da bir Rus kozmonot mesela. 1963 yılında 16 Mart 1963 yılında uzaya gönderiliyor Voskhod 6 ile ilk defa uzaya gidiyor ve ilk uzaya giden kadın astronot pardon kozmonot astronot kozmonotu karıştırıyoruz astronot daha çok NASA tarafından verilen bir isim kozmonot ise Sovyet Rusya tarafından verilen bir uzaya çıkan insan. E bizim öyle bir ismimiz yok. bir ara tartışması olmuştu. Gökmen mi diyeceğiz? Uzay mi diyeceğiz? veya başka isimler mi bulacağız? ama şu an için bizim öyle bir acelemiz yok Çünkü bizim şu an uzaya gönderdiğimiz bir gök bilimcimiz yok veya gök adamımız yok. Gökmenimiz yok, astronotumuz yok. İleride ileride belki onlar da gidince biz de bir isim, farklı bir isim arayışına gireriz. Türkiye'de ilkokul düzeyinde uzay ilgisi olan çocuklar için bir yönlendirme yapılmıyor. Meraklı, istekli çocuk çocuğum var. Ne yapabilirim, ne yapmalıyım diyor bir katılımcımız. Şu an şöyle bir şey var maalesef. Şu an okullarımızda astronomi ile ilgili, uzay ile ilgili yeteri bir bilgi yok. Yeterli bilgiye sahip eğitmenlerimiz de yok. E, arada sıyırılanlar var, saygı duyulacak, kendini geliştirmiş çok iyi öğretmenlerimiz de var. Ama e, bizim e, ciddi anlamda e, ilkokullarda e, ilk defa uzayla ta tanışması üçüncü sınıfta dünyayı tanımaya çalışıyorlar. Daha sonra dünyanın hareketlerini ama onlar da sınıf öğretmenleri tarafından söyleniyor. Ortaokula geldiğinde de fen bilgisi öğretmenleri söylüyor bunu, anlatıyor astronomi konularını fen bilgisi öğretmenleri anlatıyor. Ee, ama maalesef e, astronomi yetkinliğine sahip biri bunları anlatmıyor. Anlatamıyor çünkü e, bunu anlatabilmesi için okullarda astronomi dersinin zorunlu hale gelmesi gerekiyor. Zorunlu bir astronomi dersi olması lazım ki astronomi eğitimini almış kişilerin bu alanda eğitim vermesi lazım. E, bu alanda e, sizler kendiniz yardımcı olabilirsiniz. E, şu an birçok ilde e, bilim merkezlerimiz var. E, bilim merkezlerinden faydalanabilirsiniz. Üniversitedeki rasetanelerden faydalanabilirsiniz. Burada e, hepsinde de e, bir sürü değerli e, arkadaşımız var, araştırmacı var. E, bunlar ciddi anlamda sizi yönlendirecek. 2009'da e, açıldı Türk Uzay Ajansı. Çok geç. Evet, çok geç biz 20 yıldan fazla bekledik onu. Hani ona rağmen hani 20 yıl sonra kuruldu. Eee ilk okul 2. sınıfta öğretmenleri uzaylı sanıyordum. Uzaylı hepimiz uzaylıyız aslında. Hepimiz uzaylıyız. Uzaya ilk gönderilen kadından bahsediyorduk. Valentina Taşarova ee, o da bir Rus kozmonot. uzay ilk giden kadın e, kozmonot. E, uzaya çıkıyor ve uzayda 2 gün 23 saat 12 dakika uzayda kalıyor. Daha sonra dünyaya geri geliyor. E, Valentinayı uzaya çıkaran uzay aracının adı Voskhod Altın. O da kozmonot dediğimizden anlaşılıyor. E, o da bir Rus kozmonotu. E, dikkat ederseniz. Uzay yarışında iki ülke arasındaki uzay yarışında başı Sovyet Rusya çekiyor. Yani uzaya ilk denemeler yapan Sovyet Rusya, uzaya ilk insan gönderen Sovyet Rusya, uzaya ilk kadın gönderen Sovyet Rusya, uzay yürüyüşünü yapan ilk Sovyet Rusya. Ama aya ilk insan gönderen Sovyet Rusya değil. E, aya ilk insan gönderen e, Amerika NASA Apollo 11 ekibiyle üç e, kişilik bir astronot ekibi aya gidiyor ve aya ilk giden insanlar aya ilk ayak basan e, Yuri e, Gagarin değil tabii ki e, uzaya ilk ayak basan unuttum e, Apollo 11 ekibi e, içerisinde. E ee, 3 astronotumuz vardı. Ee, şu an ismini unuttum. E ee, uzaya ilk e, ayak basan e, astronotumuz E nil Armstrong'du. E hiç unutmayacağımız şeyi unuttuk. Uzaya, aya daha doğrusu Ay'a ilk ayak basan astronotumuz e, Neil Armstrong. E, aynı şekilde orada 3 kişilik bir mürettebat var e, Apollo 11'in içerisinde. E, bu mürettebatın içerisinde e, kimler vardı? E, Buzz Aldrin vardı, Neil Armstrong var e, ve e, Michael Jones diye 3 tane e, astronot var. E, i̇lk Ay'a ayak basan e, Apollo 11 ekibindeki e, e, Neil Armstrong'dur. E, evet burada e, uzaya ilk adımlar diye e, böyle ilklerden bahsettik. E, Yuri Gagarin ile başladık, Yuri Gagarin'i anlattık. E, daha sonrasında e, uzaya ilk gönderilen canlılardan bahsettik, hayvanlardan biraz bahsettik, e, neler neler gönderilmiş. E, sonra işte uzaya ilk giden e, kadın. Akabinde de e, Ay'a giden ilk insanlardan bahsettik. Uzay ki uzay adımlarımızı biz bu şekilde bir e, sıralama yapmıştık. E, şu an e, bizim bu akşam bir konuğumuz olacaktı e, Emine Hocam. E, Emine Hocam'ın annesi bu akşam rahatsız e, rahatsız olduğu için gelemiyor. E, şu an burada tekrardan annesine geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz burada sizin sormak istediğiniz merak ettiğiniz soru varsa onlar üzerinden gidebiliriz. Bu arada bizim benim kendi yayınlarım Çarşamba ve Pazar günlerine durdu. Çarşamba ve Pazar günlerini yayınlarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde de büyük ihtimalle Pazar günlerine biz yarışma yapacağız. E, çarşamba günlerinde de sohbet yapacağız. E, önceki haftalardan hatırlarsanız e, bir online e, bilgi yarışması yapmıştık. E, önümüzdeki pazar günü te bunu tekrarını yapacağız. E, bu önümüzdeki çarşamba günü e, çok değerli bir konuğumuz var. E, son zamanlarda benim yapmak istediğim bir şeyler yapacak. E, kimya deneyleri yapacak. E, biz evimizde biliyorsunuz karantinadayız. Ve bu ciddi anlamda sıkıcı bir hal alıyor. Sıkılmaya başlıyoruz. Ben kendi açımdan söylüyorum. Ben belki 3-4 yıldır ilk defa bu kadar evde kalıyorum. Yani 3-4 yılı toplasanız ben bu kadar evde kalamıyordum. Ve ciddi anlamda biz hayatımızı değiştirmek veya biraz renk katmak için değişik şeyler yapmaya çalışıyoruz. Özellikle çocuklu olan aileler eee Neler yapabilir evde e, hani zararlı olmayacak deneyler nelerdir ne, ne tür deneyler yapabiliriz diye e, Çarşamba günü bu deneylerden bahsedeceğiz. E, varsa sizin sorunuz sizin sorularınız üzerinden gidelim. E, bugünkü yayınımızı daha az zamanda yapabiliriz. Önceki yayınlar e, bir buçuk saati rahatlıkla buluyordu e, ama bugün biraz e, özellikle e, Emine Hocamızın eee annesin rahatsız olması nedeniyle ee, ben tek konuştum. Ee, tek konuşunca da konuyu hemen bitirdim. Bir e, merhaba Utku 8 yaşındasın. Baban telefondan katılmışsın. Hoş gelmişsin. Ee, yakın tarihte Jüpiter'e ayak basılır mı? Jüpiter'e ayak basılmaz. Ee, bu arada 38 e, Utku 8 yaşındaymış. Ee, tekrardan hoş geldin Utku. Ee, ayak, ayak şey Jüpiter'e ayak basmamız için Jüpiter'in katı olması lazım. Ee, Jüpiter gaz bir gezegen. Ee, gaz bir gezegen olduğu için e, Jüpiter'e ayak basma gibi bir şansımız yok. Ee, eğer ki üstüne geçersek e, bizi çekirdeğine kadar çeken bir gazın içerisinde parçalanmış yok olmuş oluruz. Evet Mars'a daha ayak basmadık. Ama önümüzdeki bir 5 yıl içerisinde Mars'a ayak basmayı bekliyoruz. Şu an Mars üzerinde ciddi anlamda ciddi projeler var, çalışmalar var. Bir 5 yıl içerisinde insanlık Mars'a gidecek. Şu ana kadar insanların ayak basabildiği tek gök cismi dünya dışında ay var. Ayın dışında, ay ve dünyanın dışında hiçbir astronot başka bir gök cismine ayak basamadı. Bir asteroide, bir başka bir meteora veya başka gezegene, başka uyduya basmadı. şu ana kadar bir tek aya gidebildi. Onun dışında da şu an pek uzaya giden astronotlarımız şu an uzay istasyonundalar. Uzay istasyonunda araştırmalarını yapıp geri geliyorlar. Evet varsa sorunuz alabilirim. Bugün bizim bu ikinci yayınımız oluyor. Öğleden sonra biliyorsunuz son bir kaç aydır Ahbap ailesiyle biraz işli dışlı olduk. Ben de bir Ahbap üyesi oldum. Adana Ahbap'la iletişim halindeyim. Bugün Adana Ahbap ailesi olarak bir uzay sohbetimiz vardı. Bir iki saat süren bir sohbetimiz vardı. Orada da e, Gök Bilim Tarihi Türkiye'deki Astronomi'de Türkiye'deki rasathanelerden bahsettik. E Bu benim iki, e, bugünkü ikinci yayınım oluyor. 7 Mayıs'ta Süper Ay var. E, süper Ay aslında e, Ayın dolunay olduğu ve Ay'a yakın olduğu e, şey Dünya yakın olduğu dönemlere biz Süper Ay diyoruz. Yani bunu Süper Ay'ı e, genelde görebilirsiniz. Ama bunu siz Çıplak gözle göremiyorsunuz. Sizin fotoğraf çekmeniz lazım. Sizin o fotoğrafları sabit bir şekilde kıyaslamanız gerekiyor. Yoksa yakınlaştırıp zoomlayıp tekrar kıyaslasanız da bir işe yaramıyor. Çıplak gözle baktığınızda da pek bir şey fark etmiyor. E, 2020'nin en büyük süper ayını biz Biz e, geçen hafta 7-8 e, Nisan'da e, biz onu geride bıraktık. E, geride kaldı. E, Mayıs ayında da evet süper ay var. Ama ayın dolunay olduğu her dönem ay süper. Süper bir ay. Mars'ta atmosfer değişik. Nasıl adapte olacağız? diye sormuş arkadaşımız. Mars'ta çok çok ince bir atmosfer var. Ve bu atmosfer güneş ışınlarının gelen zararlı ışınlarını durduramıyor. Yani engelleyemiyor. O nedenle Mars'a giden bir ekibin ee, orada kesinlikle hani benim e, kendi düşüncem e, Mars'ın yüzeyinde değil Mars'ın alt kısmında e, bir çukurun içinde olabilir. Bir obruğun içerisinde olabilir. Bir kraterin içerisinde olabilir. Ama kesinlikle toprağın üstünde olmaması lazım. Çünkü Mars'ta bir e, kum fırtınaları var. Aylarca süren kum fırtınaları var. E, ve ciddi anlamda e, yüzeyde olduğunda çok büyük zararlar görür. Yani verimli bir gidiş olmaz. Öyle söyleyeyim. Kesinlikle utkular çoğalsın. Bekliyoruz. Var mı başka sorunuz? Alabiliriz. Ee, sorularınız yoksa biz bugün yayını erken bitireceğiz. Sorularınız sadece uzaya gönderilen insanla ilgili olmayabilir. Evet bugünkü konumuz öyleydi ama e, sizin sorularınız öyle olmak zorunda değil. E, uzayla ilgili merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. E, bu arada e, yayına katılan e, kişiler hepiniz Teker teker hepinize teşekkür ediyorum. E, Benle ilgili de sorabilirsiniz. Beni tanımayan vardır belki aranızda. Evet. Ahmet arkadaşımız yazmış. Aynı zamanda Mars'taki bu e, benim bahsettiğim bu özellikle krater veya obruk içi, çukur içi e, olduğunda e, güneşten gelen güneş fırtınalarından da korunmuş olacaklarını söylemiş. Doğru. Çünkü Mars'ın Atmosferi çok ince ve güneşten gelebilecek zararlı ışınları koruyacak seviyede değil direkt Mars'ın yüzeyine çarpıp zarar verebiliyor. Evet kendinizi tanıtır mısınız demiş. İşin kötü tarafı aslında ilk başta tanıtmam gerekiyordu. Tek başıma olunca saldım gittim. Ee, ismim ben, e, i̇smi Mahmut Tekeş. Ben İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri mezunuyum. E, şu an Adana'da yaşıyorum. E, Adana Yüreği Belediyesi'nde Yüreği Bilim Merkezi'nde çalışıyorum. Aynı zamanda Çukurova Üniversitesi'nde e, Astronom astronomi ve astrofizik bir astrofizik alanda öte gezegenler üzerine yüksek lisans yapıyorum. E, aynı zamanda 2005 şey, düzeltiyorum. 2015 yılı itibariyle e, Türkiye'nin ikinci astronom derneği olan Mezopotamya Astronomi Derneği'nin kurucusu ve başkanlığını yürütüyorum. E, aynı şekilde bugün e, belirtmem gereken ikinci bir şey daha vardı. E, bugün itibariyle e, bizim yaptığımız canlı yayınlar e, Mezopotamya Astronomi Derneği olarak yapıyoruz aslında. Mezopotamya Astronomi Derneği Başkanı olarak ben yayınları yapıyorum. E, ve e, bu şekilde devam ediyor. Burada yaptığımız canlı yayınları e, sonrasında YouTube kanalına ekleyip Sizlerin de, daha sonra e, izlemesi için e, orada bırakıyoruz. E, dünya'nın izole olması küresel ısınmanın azaltıyor mu diye soru sormuş e, Utkun'un ablası. Sizler de hoş geldiniz. E, dünya'nın izole olması, şu an hepimiz izole altındayız aslında hepimiz. E, karantinadayız. E, şu an e, evlere tıkandık. Şu an dışarıda hareket eden doğru dürüst araç yok. E, ama e, aslında o araçlarda çok atmosfere çok büyük zarar veren e, büyük büyük bacalar e, önemli. Onlar şu an çalışıyor mu? Onlar şu an ne durumda? E, onu da görmemiz gerekiyor. E, aynı şekilde yani azaltıyor. Kesinlikle azaltıyor ama ne kadar azaltıyor? Şu ana çalışan e, hava kirlenenlerin e, ne kadar çalışmadığını bir istatistiksel olarak görmek lazım. E, Ahmet arkadaşımız oran vermiş yaklaşık yüzde 40 oranda hava kirliliği azaldı diyor. E, doğrudur çünkü dışarıda hareket halinde olan bir araç yok. Şu an Adana'dayım. Sokağa çıkma yasağı var. Gece 12 itibariyle bitiyor ama e, biz zaten karantina pek dışarı çıktığımız yok üniversitede sen uzaktan eğitim dersler devam ediyor makale tez çalışması yapıp duruyoruz Evet varsa başka sorunuz alabiliriz bütün bugünkü soruları Utku sordu e, rica ederim e, ben teşekkür ediyorum katıldığınız için e, hepinize teşekkür ediyorum e, sorunuz yoksa yayını burada bitireceğiz Çarşamba günü tekrardan burada e, yayınımız olacak e, evde ne tür deneyler yapabiliriz e, basit olarak basit ama eğlenceli neler yapabiliriz e, Sizler kendi evinizde e, mutfağınızda veya e, banyonuzda bulunan e, kimyasallarla neler yapabilirsiniz e, eve zarar vermeden e, bunu e, Ömer Hocam konuğumuz olacak e, o bize anlatacak canlı yayında elimizden geldiğince bakalım neler yapacağız e, çarşamba günü e, sizleri bekliyoruz e, burada bugünkü yayınımızı kısa tutuyoruz bugünkü yayınımız burada bitiriyor hepinize iyi akşamlar diliyorum evde kalın sağlıkla kalın kendinize iyi bakın görüşmek üzere